Herkese iyi akşamlar. Cem Toker'le liberalizm derslerine hoş geldiniz. Serinin bu bölümünde en önemli ilke olan ve en sona bıraktığımız hukuk devleti kavramını inceleyeceğiz. Daha önce dört tane program yaptık bu konuyla ilgili. Devamı da gelecek ama liberalizm derslerinin artık son bölümü bu. Önümüzdeki programlar daha farklı konular üzerine olacak. Cem abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi, nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Her geçen gün izleyici sayımız artıyor abi. Burada ekranda görüyorum. Bugün daha kalabalık bir grupla başlıyoruz. Dilerseniz ben çok sözü uzatmadan size bırakacağım. Arkadaşlar zaten programın akışına vakıf. Siz evvela teknik ve teorik olarak bizleri ifade ettikten sonra izleyicilerden soruları alacağım abi. Tamam canım. Şimdi Aziz biliyorsun liberalizmin beş temel ilkesini anlatıyoruz bu programlarda. Bu beşinci haftamız. Hukuk devleti ve adalet kısmını sona bıraktık. Tabii hangi ideolojiden bir siyasi ideolojisini savunsa o adalet, hukuk devleti falan der. Bak AK Partililer bile Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde başvuru mahkumiyet ve tazminat şampiyonu olmasına rağmen ağızları alışmış. Türkiye bir hukuk devletidir diyor. Muhalefet de öyle diyor hala. Türkiye bir hukuk devletidir diye. Oysa işte dünyadaki endekslere bakıyorsun Aziz. Yargı bağımsızlığı, hukuk devleti endeksleri var. Ekonomik Forum'un yayınladığı. Dünya adalet bilmem nesi var onların yayınla. Bunlar itibarlı hukukçuların takip ettiği endeksler. Oralarda Türkiye yüz küsürüncü dünyada Afrika diktatörlüklerinden sonra geliyor. Onun için Türkiye ne kadar bir hukuk devletidir? O kocaman bir soru işareti. Şimdi demokrasinin herkes bilir, vurgular bunu. İşte kuvvetler ayrımı diye bir ilkesi vardır. Bu nedir? Yasama, yürütme, yargı. Yani kanunları yapan ve yürütmeyi yani iktidarı denetleyen meclis. O kanunlar çerçevesinde ülkeye talip olup da ülkeyi yöneten yürütme erki. O da şey biz burada iktidar diyoruz AK Parti kabinesi yürütme erki. Bir de yargı var tabii. Şimdi bu üç yer ne kadar eşit gibi görünse de Latince'de bir kavram vardır. Primus inter pares diye. Eşitler arasında birinci. Biz liberaller için hukuk devleti ve adalet yargı erki eşitli o üç erk, üç eşit arasında birincidir. Hani vardır ya üç büyükler arasında tartışmalıdır kim en iyi diye. Bu da onun gibi bir şey. Ama liberal demokratlar için hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, adalet, toplumdaki adalet duygusu, o da bir barışın zaten güvencesidir toplumdaki adalet duygusu. Bizim için yargı her şeyden önce gelir. Liberal demokratlar için. Şimdi niye bugün hukuku bu beş ilke içinde sona sakladık? Çünkü liberalizmin tanımında özgürlükler verilir ve o özgürlükler hukukla korunur. En basit tanımı budur. Bireysel özgürlükler verilir, adalet de devletin adalet mekanizması da bunu korur. Fakat bu olmadığı zaman her zaman vurgularım bu diğer saydığımız dört temel ilke işte hak ve özgürlüklerimiz yok ekonomik özgürlüklerimiz yok bireycilik yok sınırlı devlet falan bunlar şeydir hikaye kalır eğer hukuku yeterince vurgulamazsak. Çünkü liberal demokrasinin her yerde vurgularım şeyi taşıyıcı kolonu hukuktur, adalettir. Yani ecdat söylemiş her yere yazarlar adalet mülkün temelidir diye. Hatta benim de bir önerim var. O adalet mülkün temelidir yazısını yargıçların arkasına koyuyorlar kürsünün duruşma salonlarında.
halk okusun diye, lan onu önlerine koyun da hakimler okusun. Türkiye madem yerlerde sürünüyor bu adalet hukuk devleti endekslerinde, topluma lazım değil o yazı. Yargı mensuplarına lazım. Çünkü vatandaş getirmedi Türkiye'yi dünya 101.liğine. Efendim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tazminat, başvuru ve mahkumiyet şampiyonluğuna. Şimdi bunun altını dolduralım. Hukuk, adalet niye önemli? Çünkü adalet olmadı mı bizim saydığımız özgürlüklerimizin hiçbiri güvence altında değildir. Mesela bireysel özgürlüklerimizden bahsediyoruz. İşte nedir? Onları saydık ilk bölümde özgürlükleri sayarken. Bilgiye erişim özgürlüğümüz, değil mi? Evet. Bir başvuruyor abi, internetten erişim yasaklandı diyor, siteyi kapadım diyor. Veya vatandaş olarak benim olup bitenden haberim olması lazım, bu benim özgürlüğüm. Ne diyor? Yayın yasağı getirdim diyor. Bunlara hakimler karar veriyor. Düşün, yargı erki. Bak, ülkeleri anayasalar özgür kılmaz. Adaleti anayasalar getirmez. Anayasalardan bal damlar kardeşim. Dünyada hiçbir anayasa, eminim Kuzey, ben şeyleri okudum. Mesela Sovyetlerin anayasası, Irak'ın, Esad'ın falan, onların da var anayasaları. O abi hepsinden bal damlıyor. Kapatsan başlığı, hani bu, lan bu hangi ülkenin anayasası, bir okusan maddeleri dersin Hollanda kardeşim, Finlandiya, Norveç anayasaları bunlar. Onun için hiçbir anayasada dünyada biz işte adalete saygı göstermeyeceğiz, yok yargıyı bağımsız kılmayacağız, hukuk devletine karşıyız falan demiyor. Mühim olan uygulama. Bir ülkeyi hukuk devleti yapan o ülkenin meclisi kanunları yaparken bireysel hak ve özgürlüklerimizi ne kadar iyi koruyor o kanunlarla. Türkiye'de ya, yerlerde o. Dikkat et. Kanunlar devamlı suçluyu korur. İnsanların hak ve özgürlüklerini elinden alır. Efendim, özel hayatına müdahaleye izin verir kanunlar. Bunlar büyük fiyaskodur. İkinci esas olan, bunu adalet mekanizmasına da bağlayayım. Kanunları özgürlükçü bir gözlükle yorumlayacak bir adalet zihniyeti. Hakimler ve savcılar, bilhassa hakimler, yüksek yargı mensupları eğer derse ki vatandaşın hak ve özgürlüğü devletin getirdiği bu yasakların üstünde gelir, önce gelir. Yani adam gidiyor mesela yayın yasağı getiriyor. Özel bir konum, efendim benim itibarımı zedeleyecek harekette bulunmasaydın. Öyle değil mi? Yayın yasağı diye bir rezalet batıda yoktur. Şey vardır. Taraflara konuşma, yani gazetecilere beyanatta bulunma yasağı vardır. Ama gazeteci aldığı bilgiyi yazamaz diye bir yasak, bu konuda konuşamaz diye bir yasak getiremezsin. Şimdi burada notlarıma bakıyorum. Mesela bizi yargı erkeği abi, Yargıtay seçime sokmuyor. Evet. Halbuki anayasada diyor ki işte siyasi partiler yok, demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru falan. Adama diyorsun 2015'te iki seçime soktun. Ondan önce her seçime soktun. 2016 Ocağı geldi, seçimlere gidemezsin. Kanun değişmedi, bizim teşkilat yapımız değişmedi. Ne ayak? Adam diyor artık şeyi diyor, farklı yorumlamaya başladık diyor yasayı mesela. Bu kadar rahat. Evet, tutuklamalar. Mesela bak, tutuklu yargılama var. Adamlar 2 sene, gazeteciler, sivil toplumcular alınıyor, tutuklanıyor. İddianame yok. Ya bunlar Roma devrinden beri, tamam, bir insan neyle suçlandığını bilecek ki ona göre savunmasını hazırlasın. Mesela bir rakam vardır, çok merak ediyorum. Bu 10 sene kadar önce %54 müydü neydi? Tutuklu yargılanan insanların %50'den fazlası beraat ediyor abi. Boş yere tutuklanmış adamın hayatından çalınmış. Evet. Tamam mı? Bu 1-2 ayda değil. 1-2 hafta da değil. Bir gün bile çok fazla. Masum bir insanın özgürlüğünden almak. Ama Türkiye'de bu değerler yok kardeşim. Şimdi Roma hukuku bile diyor ki bak, bir masumu haksız yere cezalandıracağımıza
100 suçlunun cezasız kalmasını yaparız, tercih ederiz. Bak tekrar ediyorum, Roma hukukunun temellerinden biri bu. Bir masumu haksız yere cezalandıracağımıza 100 suçlunun dışarıda kalmasını tercih ederiz diyor ya. Bu kadar önem veriyor masumiyete. Ama Türkiye'de bu rakam daha şeydir, değişmiştir herhalde. Bende 2010'un rakamı vardı. %54'ü mü ne? Tutuklu yargılanıyorsun, beraat ediyorsun. Böyle şey olmaz kardeşim. Bak seçime gir, yayın yasaklarından, basın özgürlüğü. Efendim, kanunlar yapıldıkça işte açık çek gibi hakimler işte kanunları öyle bir yorumluyorlar ki devleti korumak için. Halbuki hukuk bireyi korumak için vardır. Evet. Devasa devlet yapısından gariban bireyi korumak için adalet vardır. Ve Türkiye'de maalesef hukuk devleti işler acısı. Bak görüyorsun geçenlerde iki sene önce falan AK Parti teşkilatlarında çalışan avukatlar hakim ilan edildi kardeşim. Evet. Bunlar bak hukuk sadece hukuk adamı olmak, adaletin temsilcisi olmak sadece hukuk diploması demek değildir. Hukukun bir ahlakı vardır, bir tarihi vardır, bir felsefesi vardır, bir geleneği vardır. Anlatabiliyor muyum? Bir ruhu vardır. Sen bunları şimdi 25 yaşında adamları aldılar, hukuk fakültesinden mezun, hakim, savcı yaptılar ya. Bak, adalet mensubu olmak, hakim, savcı olmak dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Belki de en kutsalıdır. Çünkü o insanlara özgürlüklerimizi elimizden alma yetkisi veriyoruz kanunlarla biz millet olarak. Bu böyle gelişigüzel kullanılmaz. Anlatabiliyor muyum? Gelelim şimdi bak işte basın özgürlüğü diyoruz. Bireysel özgürlüklerimizin elinden alınması, bunları hukukun koruması gerekir diyoruz. Gelelim ekonomik özgürlüklerimize. Ekonomik özgürlüklerimiz de tamamen adalet tarafından korunmak zorunda. Anlattık bunları ekonomi kısmında. Piyasaya giriş serbest olmalı. Sen bana hem anayasadaki haklarımı benim elimden alıyorsun. Ben hukuka gidiyorum. Yok diyor hukuk. Kanun böyle diyor. Anayasadaki sorunlardan biri de şu maalesef. Anayasada bir şey yazıyor. Ondan sonra bunun detayları kanunla belirlenir diyor. Böyle saçmalık olur mu ya? Ondan sonra adam kanunu yazıyor. Kanunda da diyor ki bunun detayları yönetmeliklerde belirlenir. Yönetmelik yazıyor, bunun detayları genelgede belirlenir. Ondan sonra git derdini Marco Paşa'ya anlat oluyoruz. Mesela bak birey olmayı anlatıyoruz oğlum. Şahsiyet ol, hakkını, hukukunu bil falan, daha geçen hafta onları anlattık. Dün ne oldu? Bir doğu illerinin birinde polis, sivil polis kimlik soruyor. Çocuk da diyor ki sen de kimliğini göster. Nereden bileyim polis olduğunu diyor. Vay efendim sen misin benden kimlik isteyen? Şimdi o polisin cezalanması lazım abi. Çocuk medeni, uygar bir ülkede yapılması gerekeni yapıyor, tamam mı? Polisin kimliğini göstermesi lazım önce, benden kimlik sormadan önce. Ama Türkiye'de hukuk ve adalet yargı erkeği maalesef devleti ve devlet mensuplarını şey yapıyor, koruyor. Mesela ya bir kanun yapıldığı zaman yaşam tarzımı korumak, denetlemek de adaletin görevi. Adaletten başka kime sığınacağım abi? Birisi dava ettiği zaman bu kanunlar anayasaya aykırı. Bir kere bireysel başvuruların daha önemli ele alınması lazım. Onlar vatandaşın günlük yaşamını etkileyen ihlaller ki vatandaş gidiyor para veriyor, Anayasa Mahkemesi'ne şikayet ediyor çaresizlikten. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de mesela yargı bağımsızlığı bitmiş abi. Böyle bir şey olabilir mi? Bir parti genel başkanı bu yeni saçma sapan rejimde Anayasa Mahkemesi'ni, Danıştay, bunlar yüksek yargı mensupları, Danıştay Başkanı'nı, Yargıtay Başkanı'nı, Sayıştay'ın başını falan saraya yemeğe davet edebiliyor abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam mı? 29 Ekim fotoğrafları var, sık sık paylaşıyorum. 29 Ekim miydi neydi? Resepsiyonda Anayasa Mahkemesi Başkanı topuk selamı veriyor şeyin önünde, Erdoğan'ın önünde. Evet.
Anayasa Mahkemesi Başkanı teknik olarak hukuken Erdoğan bir suç işlerse onu yargılayacak mahkemenin başkanı kardeşim. Ben beni yargılayacak hakimi yemeğe çağırabilir miyim evime? Veya bir evet. Hakim benim önümde, ben parti genel başkanı olsam önümde başını eğip de böyle selam verebilir mi? Ama bunlar doğal karşılanıyor maalesef Türkiye'de. Bir başka fotoğrafta cübbesinde kadın şey arıyordu ya. Danıştay başkanı mıydı neydi? Düğme arıyordu Cumhurbaşkanı'nın önünde ilikliyim diye. Amerikan senatosunda şey vardı, ülkenin durumu konuşması. Anayasa Mahkemesi başkanları ayağa bile kalkmıyor Cumhurbaşkanı geldiği zaman. Bizimkiler topukça, o zaman hangi yargı bağımsızlığından bahsedeceksin abi? Hangi şeyden bahsedeceksin? Ondan sonra bunlara şey değindim. Bir sorun daha var. O da maalesef Türk yargısı kanunla hukuku karıştırıyor. Toplumumuz da yapıyor. Kanun ayrı şeydir, hukuk ayrı şeydir kardeşim. Saddam'ın da kanunları vardı. Atıyorum Kuzey Kore'de de kanunlar var. Hitler'in de kanunları var. Ama hiçbiri evrensel hukuka uygun kanunlar değildi. Onun için vay efendim sen kanunu ihlal ettin falan. Böyle saçmalıklar olmaz. Bu kanunların çoğu maalesef otoriter rejimlerde keşke yargı bağımsız olsa da otoriter rejimlerin yaptığı kanunların, kararnamelerin çoğunun Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi lazım. Ama evet. Bizde anayasa da rafa kalktı. Madem hukuktan bahsediyoruz. Yasaların en üstü yani. Anayasa o da yok. Bak ben bir şey daha hatırlatayım bizi izleyen arkadaşlara. Biz bu yeni rejime nasıl geldik kardeşim? Referandumla gelmedik. Referanduma niye gittik? Erdoğan dedi ki fiili duruma artık hukuki kılıf bulundurun. Bulun. Fiili durum yani bak hukuki kılıf yok. Ankara-İstanbul otoyolunda sürat limiti 120. Ama ben hukuk mukuk dinlemiyorum. Kafama göre takılıyorum bu ülkeyi öyle yönetiyorum. Tamam mı? Benim fiili durumuma yani ben 200 basıyorum İstanbul-Ankara arası. Hukuki kılıf bulun bu fiiliyata. Yani ne yapın? Tabelaları 200 yapın kardeşim. Ben nasıl olsa basıp gideceğim. Beni kimse durduramaz, ceza yazamaz. Ya böyle bir ülke olmaz. Referandumların tamamı anayasa ihlaliyle doludur kardeşim. Şeyde 12 Eylül referandumu da anayasa ihlali vardır. Hani fazla da detaya girmek istemiyorum soru cevap yapalım diye ama Türkiye'nin neden artık bir hukuk devleti bile olmadığını vurgulamak için anlatıyorum bunu. Bak anayasanın yanılmıyorsam 7. maddesinde diyor ki yasaları sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi yapabilir. Bu yetkiyi de kimseye devredemez. Ama 12 Eylül referandumunda CHP metni anayasaya götürdü mahkemeye. Anayasa Mahkemesi o metni değiştirdi abi. Meclisin yaptığı kanunda cümleler çıkardı içinden. Ondan sonra mantıken ne yapması lazım anayasaya göre? Meclise geri gönderip ben sana cümleleri çıkar kanunu yeniden yaz diye göndermedim ki onu. Burada ihlal var mı? Sen altını çizecektin bunlar ihlal ediyor anayasayı diye. Meclise gönderecektin. Meclis yeniden tartışıp son şeklini verecekti. 12 Eylül 2010'da oyladığımız referandumu kardeşim Anayasa Mahkemesi son şeklini verdi. Evet. Anayasayı ihlal ediyor Anayasa Mahkemesi. Hadi birisi desin ki hayır bunlar olmadı. 16 Nisan 2017 referandumu desen yüksek yargıçlardan oluşan yüksek seçim kurulu. Kanun diyor mühürsüz pusulalar geçerlidir. Adamlar geçersizdir diyor adamlar geçerlidir dedi abi. Yüksek seçim kurulu kanun yaptı ya o kanunu yorumlamadı. Anlatabiliyor muyum? Onun için bunları alt alta yazdığın zaman diğer beşine de bağlayalım. Bu ülkede ne özgürlük kalır, ne haklar kalır, ne ekonomi kalır, ne yatırım gelir. Burada da ne anayasa var. Hep bu örneği veririm. Yani yazılı bir tüzüğü, bir yönetmeliği olmayan, kaşta açılır, kaşta kapanır. Efendim, paranı çekebilir misin? Faizi nedir? Hep bir adamın, banka müdürünün belirlediği ülkeye
Yatırım matırım gelmez. Yatırım gelmeyince de işsizlik. Yani ilk programda demiştim. Bu anlatacağımız 5 maddenin tamamı da şeydir. Zincirin halkaları gibidir. Mesaj yayın. Zincirin halkaları gibidir. Birini anlatmazsa öbürü anlamsız kalır. Ama hukuk ve yargı, bugün anlattığımız konu, demin dediğim gibi en ana konu. Taşıyıcı kolon bu. Yani olacak şey değil. Türkiye maalesef baş aşağı gidiyor ve ufukta da ışık görünmüyor. Kamu düzeni bozuk. İşte şeyleri görüyorsun. Son RTÜK kararını görüyorsun. Kadının 50 kişi biz götürürüz diye, biz hazırlıklıyız maddi manevi. Kadın diyor abi cephanelik yaptım evimde diyor. Listemi hazırladım diyor. Lan bir tane savcı ya, bir tane savcı hukuk adamı arıyor Türkiye be. İnsanlar nelerden içerdi? Bak şeyin mesela ne oldu bakayım? Ben şu adaletsizlikleri de vurgulayayım da fırsatını bulmuşken, hani altı dolmuş olsun söylediklerimizin. Can Ataklı uzaktan eğitim başladığı gün, ilk gün türbanlı bir öğretmen, öğretimin, eğitimin imajı bu mudur falan filan diye bir şey dedi. Hemen soruşturma açtı savcılar. Başörtülü öğretmen, türbanlı öğretmen niye oldu ilk günden diye. Can Ataklı için soruşturma açıldı. İki gün sonra Abdurrahman Dilipak, ojeli öğretmenler cenabet mi ne bilmem ne dedi. Bizi dedi yoldan çıkarıyor çocuklarımızı dedi. Ona soruşturma yok abiciğim. O Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiler diye Kaçak Boğaz'da. O terör soruşturması açıyorlar abi. Terör soruşturması açıyorlar. Fatih Portakal'ın, Yılmaz Özdil'in evlerinin fotoğraflarını şey gibi yayınlıyorlar. Onlar o özel hayat değil, özel hayatın gizli değil, terör değil. Yani Türk insanının adalete güveni bitmiştir. Ve ben şunu da söyleyeyim, sonra sözlerime son vereceğim. Ben bugünkü ortamda 100 kişinin önünde birisi gelip benim oraya buraya küfür etse, yakınlarıma küfür etse, hatta bana fiziki bir saldırıda bulunsa, 100 tane şahidim olsun, onların önünde yapılsın bu saldırı. Ben o saldırganın kim olduğunu, siyasi bağlantılarını bilmeden gidip de dava etmem abiciğim. Dava ederim, kaybederim. Üstüne o herif dava açar, bir de onun avukat parasını falan veririm. Tamam mı? Bak son bir şey daha söyleyeyim. Konuştukça aklıma geliyor. Ocak 2014. İnanmayanlar baksın. Ben bunu pek çok programda dile getirdim ama bu detaylar insanların aklında kalmıyor. Ülkenin ne halde olduğunu Cem Toker'den değil, o zamanki meclis başkanı Cemil Çiçek'in sözlerini tekrar ediyorum. İnanmayan girsin baksın kardeşim. Cemil Çiçek Ocak 2014'te diyor ki anayasanın 138. maddesi ölmüştür. Yargı bağımsızlığını, yani hakimlere hiç kimse talimat veremez maddesi ölmüştür diyor. Ama bunu yasamanın, yani milli iradenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı, devlet protokolünde o zamanki sisteme göre Cumhurbaşkanı yurt dışındayken ona vekalet ada eden adam söylüyor kardeşim. Ve muhalefet bunun, bu cümlenin üstüne gitmiyor. Bir Allah kulu sormuyor. Lan kim öldürdü yargı bağımsızlığını o zaman? Sen sokaktaki adam değilsin sen. Sen meclis başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak ne yaptın? Yok, hiçbir şey yok. Bir örnek daha vereyim, son olsun. Haşim Kılıç, bunu da çok yerde dile getiririm ama insanlarımız unutuyor. Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkanı, yani bu sefer de yargı erkinin başkanı iken, emeklilik konuşmasında diyor ki, Türkiye'nin en ücra kasabasında, köyünde, kentinde vatandaş önüne çıkacağı hakim ve savcının siyasi görüşünü bilmektedir. Bu çok tehlikelidir diyor ya. Maalesef. Ondan sonra bana gelip de vay şey ne, Türkiye bir hukuk devletidir dedikleri zaman Avrupalı'ya gidip söylüyorlar bunu. Avrupalı kasıklarını tutuyor çatlayıp gülmekten çatlamamak için. Ve bunu ciddi ciddi inanarak söylüyorlar ama
bu anlattıklarım alt alta yazıldığı zaman kardeşim Türkiye acınacak hallerde. Onun için liberal demokrasiyi getireceksek bu ülkeye, bu değerlere sahip çıkacaksak özgürlük mözgürlük arka planda kalıyor kardeşim. Önce toplumdaki adalet duygusu. Adalet duygusunu yerine getirecek. Adaletin temeli kamu vicdanıdır. Kamu vicdanı kanıyor, yaralı. İşte çocuk evliliklerinden tut tecavüzcüler, hapishanelerde tutuklular çıkar şey yapılmazken, daha suçu kanıtlanmamış insanlar içeride tutulurken, suçunu kanıtlanmış mahkemede mahkum olmuş insanlar, soyguncular, katiller, onlar bunlar serbest bırakılıyor. Kamu vicdanı yaralanıyor kardeşim. Kimse güvenmiyor hukuka bu ülkede. Hadi biz sokakta burada yaşıyoruz, sokaktaki insan güvenmiyor. Yatırımcı da güvenmiyor. Ondan sonra fakirlikten şikayet ediyoruz. Yüksek enflasyondan, işsizlikten şikayet ediyoruz. Bunlar hep birbirine bağlı şeyler Aziz. Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Oldukça zaten hararetli olarak hepimizin tartıştığı bir konu. Diğer dört konunun da kapsayıcı babası diyebileceğimiz bir noktada bu ifade ettikleriniz. Şimdi arkadaşlardan gelen sorular da tabii geçmiş anlattığımız konuların da değindiği noktalar var. Örneğin işte serbest piyasayla başlayacağım. Sonra yavaş yavaş bir farklı konulardan da bahsedeceğim. Serbest piyasayla ilgili şöyle bir soru var hocam. İşte hukuku iyi tahsis eden ülkeler, kendi içerisinde iyi uygulayan ülkeler yatırım yapma maksadıyla çeşitli ülkelere gittiğinde hukuku hiçe sayıyor gibi bir psikoz var halkımızda. Bunun sebebi hukuku iyi tahsis edenlerin, kendi içerisinde iyi uygulayanların gittikleri ülkelerde hukuku yok sayması mı? Yoksa gittikleri ülkelerin yöneticileri mi hukuku yok sayıyor da böyle bir vahşi kapitalizm ortamı hazırlıyor? Bunu merak ediyoruz. Evet, açıkçası. Hemen örnekle anlatalım kardeşim. Evet. Almanların meşhur Siemens. Hı-hı. 50 milyon mu, 80 milyon euro mu BOTAŞ'ta rüşvet verdik diye Alman hükümetine kabul etti. Alman yasalarına göre, Amerikan yasalarına göre, diğer ülkeleri bilmiyorum, o ikisini biliyorum. Yabancı ülkede Alman veya Amerikan firmalarının rüşvet vererek iş almaları Alman ve Amerika'da suç. Tamam mı? Alman savcıya gitti, Alman şirketi Siemens, ben Türkiye'de Enerji Bakanlığı BOTAŞ'ta, yazsınlar bunu. İnanmayan Google'a yazsın. 50 milyon mu? Yalan olmasın rakam ama birkaç 10 milyon euro. Rüşvet verdim dedi. Şimdiki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, o zamanki Enerji Bakanı, bürokratların soruşturulmasına izin vermedi. Böyle bir saçmalık olabilir mi kardeş? Mercedes geldi. Amerika'da Mercedes yapılıyor. Amerikan borsasında kağıdı var Mercedes'in. Amerikan Mercedes'in. Onun için Amerika yasalarına da tabi. 8-9 ülkede dedi rüşvet verdim. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Kabul ediyorum suçumu dedi. Bilmem kaç milyon dolar ceza yedi. Türkiye'de soruşturma açılmadı. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Tamam mı? Türkiye o zaman şimdi buraya gelen adam ilk söylenen şey ya benim başımdan geçti 2003'te. Bakanlığın adını vermeyeceğim. Ben bir yatırımcıya aracı oluyordum. Ulan gidiyor geliyor. Türkiye'de lazım bir şey yani. Burada sıkıntısını çekilen bir konu. Bakanlığın adını vermeyeyim. Bürokrat böyle dedi. Hani dedik 3 kere geldik hala bir adım gidemedik. Yani herkes tamam diyor, sen de tamam diyorsun. Dur bakalım daha diyor ya. 13 kere gelip gidenler var diyor. Siz kaç kere geldiniz diyor. Tamam mı? Yani onun için yabancı yatırımcıya söylenen şey burada bu işler böyle yürür. Daha ben kaç tane firma biliyorum. Yabancı firma yurt dışında ceza yedi. 3M firması vardır mesela. Onlar ceza yedi. Bir başka firma daha elektronik firması. Gürük'te rüşvet bakanlığa vermekten ceza yedi. Tamam mı? Onun için sen böylesine yolsuzluk endeksine bakacaksın. Türkiye rekor kırdı ya. Avrupa'da bilmem kaç basamak birden bir senede düşen tek ülke oldu.
yolsuzluk ve rüşvet endeksinde. Adam ya gelmez, gelen adam da ona diyorlardır ki buradaki danışmanlara, abi bu herif işte sakal, çorba, morba diye şey yapıyor. Adamı da yoldan çıkarıyorsun yakalanana kadar. Ama ben batılı ülkelerin daha çok şeye öyle o algıyı kabul etmiyorum. İşte kanunları ihlal ediyorlar, vahşi kapitalizm getiriyorlar falan. Adamlar kendi ülkelerinde ne yapıyorsa o hassasiyeti göstermeye çalışıyorlar bence. Ama bizimkiler onları yoldan çıkarmaya çalışıyor. Burada diyor ki yol böyle ilerliyor, siz de buna uyum sağlayacaksınız. Bu işler böyle, evet, burada böyle çözülüyor. Sen burayı bilmiyorsun diyor. Dur bakalım daha diyor. Bu biraz da tabii kadrolaşmanın getirdiği bir durum aslında. Yani direkt bakandan veya bir altından değil de iki altındaki memuru bu işi tezgahlıyor. Güzel bir yol yapıyor orada. Bak, kadrolaşmadan önce en felaket şey ne biliyor musun? Nedir efendim? Yürütme erkinin, yani kabinenin, iktidarın, bakanların ve bürokratlarının yargı nasıl olsa bizden, bize kimse bir şey yapamaz algısı. Fatih Tezcan ona güvenerek herkesi tehdit ediyor. O kadın Noyan mıdır nedir? Bunu bildiği için herkesi böyle tehdit edebiliyor. Saati geriye saralım kardeşim. Madem konumuz adalet, hukuk. Bütün bu işler neyle başladı? Deniz Feneri. Deniz Feneri. Asrın dolandırıcılığı dedi Alman yetkililer. Türkiye'de ne oldu? Araştıran savcıyı gözaltına aldılar. Ve üstü kapatıldı kardeşim. Ya yani zamanı geri sararsan oradan başladı her şey. O algı, bak bize dokunamadılar. Bize kimse dokunamadı. Ya sen düşün, bir ülke düşün. Hani demokratik hukuk devleti carçurtlu ya. Diyor ki Erdoğan'ın lafı abi, tekrar ediyorum. Yargıya gerekli talimatı verdik, onlar da gereğini yapacaklar diyor ya. Talimatla işliyor işler. Yargı talimat alır mı abi? Anayasada yazıyor diyorum size. 138. madde. Kimse hakimlere talimat veremez. Ama yargıya talimatı verdik. Böyle bu iş. Cübbenin önünde düğme olmaması da biliyorsunuz. İliklemesin. Böyle şekli şemale gelmesin. Herhalde Yeni dönemde cübbelerde düğme de göreceğiz gibi. Yani hiç böyle giderse. Abi cübbeye gerek yok. Topuk selam veriyor adam. Başında öne yiyor böyle. Saygılar hazır ola geçiyor. Çok ilginç bir vaka bu. Yani maalesef el birliğiyle çok hızlı bir şekilde yozlaşmış. Ve yozlaşmış. Kendi içerisinde... Ben geçen gün bir tweet attım. Yani bu dönemi yaşayan gençler, hele hele hani bizim kafadaki gençler, demokrasiye, özgürlüklere, adalete inanan, onların ilkelerine inanan gençler bahtsız bedeviden daha bahtsızlarmış kardeşim. Kötü bir döneme, denk geldikleri için maalesef Cumhuriyet tarihinde böyle bir dönem gelmedi. Ha bak, şuna iktidar yanları şuna itiraz ediyor. Hemen şunu söylediklerini biliyorum. Bana yüzlerce kez söylediler. Aman efendim, 2002'den önce sanki yargı bağımsızdı. Bak burada çok haklılar. Evet. Yargı bağımsız değildi. Ama bugünkü kadar da bağımlı değildi. Anlatabiliyor muyum? Yargı yine taraflıydı. Hukuku savunmadı. Biz ya partide, biz 90'lı yıllarda deli olurduk kardeşim. O savcıların açtığı davalar işte... Sadece bize değil işte şey mütedeyyin insanlara yapılan eziyetler, meziyetler, yargı o zaman da bağımsız. Ama bugünkü kadar yürütmeye bağımlı değildi maalesef. Ben bir şey daha söyleyeyim, şimdi hatırladım. Bir şey daha söylerler. Ecevit'e anayasa fırlattı. Necdet Sezer. Onun maliyeti, vay borsa çöktü, ekonomi çöktü, anayasa kitapçığı fırlattı. Onun maliyeti işte 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar dolar. Nasıl hesaplıyorlarsa. Ben de onlara diyorum ki, bunu söyleyenlere aziz. Anayasa kitapçığı fırlatacak kimsenin kalmaması iktidara, onun maliyeti yüz milyarlarca dolardır. Çok daha maliyetlidir. Anayasa kitapçığı haddini bilmeyen, sınırlarını bilmeyen, gücünü kötüye kullanan,
otoriter, totaliter bir rejim kurmaya çalışan iktidara anayasa kitapçığı fırlatmayacak kimsenin kalmaması kitapçığın fırlatılmasından daha maliyetlidir. Nokta. Askeri junta'da bile herhalde bu kadar hazır ola geçmedi diye düşünüyorum. Yani, çok, yani sizin dediğiniz gibi bizim neslimiz için kötü örnekler, ibretlik örnekler. Şimdi izin verirsen bir nokta daha geldi aklıma. Tabii ki hocam. Adaletin sembolü nedir? Gözleri bağlı bir kadın elinde bir terazi tutar. Bu bizim adliyelerde de vardır bu heykel. Kadının gözleri bağlıdır çünkü önüne Cumhurbaşkanı mı gelmiş yoksa apartman görevlisi mi gelmiş? Kanun önünde herkes eşittir. O da güzel bir masal. Ondan sonra terazi de terazidir. O terazi dengelidir. Terazi adalette, terazinin bir kefesinde iddia makamı savcı vardır. Yani beni suç işlediğime inanıp bunu kanıtlamaya çalışan bir adam vardır. Bir devlet memuru vardır. Terazinin öbür tarafında benim suç işlemediğimi kanıtlamaya çalışan benim avukatım, savunma vardır. İddia ve savunma. Onu da adalet mekanizması tutar. Hakim de dinler iki tarafı karar verir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde abi, beni suçlayan adamla benim hakkımda karar verecek adam aynı adliyede çalışıyor. Aynı Adalet Bakanlığı lojmanlarında oturuyor. Aynı Adalet Bakanlığı servisiyle işe geliyor. Şeyde yan yana oturuyorlar duruşma salonunda. Avukat aşağıda, ikisi de ona yukarıdan bakıyorlar. Sen konuşma sus falan diye azarlanıyor ikisi tarafından. Lan bu nasıl terazidir arkadaş? Bu terazinin dengede olmasına imkan var mı? Bu iki adam, beni suçlayan adamla benim hakkımda karar verecek olan adam aynı Adalet Bakanlığı tatil köyüne gidiyorlar, kampına gidiyorlar, tatil yapıyorlar beraber. Karıları lojmanda kek yapıyor, altın günü yapıyor, birbirine götürüyor. Ondan sonra yargı bağımsız oluyor, adalet terazisi dengede olsun oluyor. Barış Pehlivan mıydı neydi? Yıllar önce teröre yataklıktan yargıladılar veya soruşturma açtılar. Niye biliyor musun? Hakimle savcıların yemek yerken fotoğrafını çektirdi diye. Bu oldu. İnanmayan baksın abi. Bir restoranda hakimler savcılar beraber yemek yiyorlar. Onların fotoğrafını çekti diye adamı vay teröre bilmem ne yapmak. Hani hedef göstermek. O yayınlandı diyor o fotoğraf. Ama bu ahlaki değil ki dedik demin. Hukukun bir ahlakı var, felsefesi var. Hakim de savcılar çıkacak abi, öneri getirelim, hep eleştiriyoruz. Savcılar evet. Adliyeden çıkacak, lojmanları ayrı olacak, savcılık binası ayrı olacak, servisleri ayrı olacak. Tamam mı? Avukat nasıl bak geliyor adliyeye ofisinden, duruşmam var saat 9'da diye, bilmem kaç numaralı duruşma salonunda. Savcı da öyle gelecek abi. Avukat nasıl sırasını bekliyor mübaşir çağırınca giriyor içeri. Savcı da öyle olacak abi. Madem o terazi dengede olacaksa bu iş böyle olacak. Öbür türlü olmuyor kardeşim. Kanayan yara yani bu hukuk ve adalet işi. Bu da aslında arkadaşların bir sorduğu soru vardı. Yani toplu olarak vermeye çalışıyorum aynı konuları. İşte hukukun bu kadar yozlaşması karşısında liberaller LDP olarak siz nasıl bir çözüm önerirsiniz ki bu işte bir tanesini az önce verdim. Söylemeye çalıştım. Bir tanesini anlatmaya çalıştım mesela. Bu tartışılmalı. Bir tane daha söyledim. Adalet mülkün temelidir yazısını hakimlerin önüne koyacaksın. Arkasına değil abi. Vatandaş biliyor zaten onun öyle olması gerektiğini. En önemlisi ben bunu bak 12 sene önce Balçiçek Pamir'in programında videosu var benim şeyde YouTube'da. Kadıncağız bana diyor ki iktidar olsanız ilk yapacağınız şey nedir? Bak 12 sene önce 2008'de söylüyorum ben bunu. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu, şimdiki adı Hakim Savcılar Kurulu'ndan Adalet Bakanı ve Müsteşarını çekmek olur. Şimdi bak Adalet Bakanı Hakim Savcılar Kurulu'nun başkanı abi. Adalet Bakanı dediğin kim? Seçilmemiş bir memur.
AK Parti Genel Başkanı'nın seçtiği bir adam Türkiye'deki bütün hakim ve savcıların özlük haklarının kontrol edildiği kurumun, belirlendiği kurumun başkanı kardeşim. Yani hakimi alır İzmir'den Pervari'ye, Şırnak'a sürer kardeşim. Bu yetkiye sahip. Anlatabiliyor muyum? Bak ben sana bir örnek vereyim ya. Osman Kavala'yı suçlandığı bir şeyden tutukluyken bir hakim tutukluğuna gerek yok, serbest bırakılsın dedi. Doğru mu? Doğru hocam. Geçenlerde. Serbest bırakmadan hemen önce başka bir soruşturmadan bilmem neden hakim önüne çıkacak dediler. Ertesi sabah. Adamı tam serbest bırakıyorlardı. İçeride tuttular. Ertesi gün götürüp bir hakimin önüne çıkardılar. O gece ne yaptılar biliyor musun? Serbest bırakan hakim, bırakma kararı alan hakim hakkında Hakim Savcılar Kurulu soruşturma başlattı. Şimdi sen ertesi sabah Kavala'nın önüne gelecek hakimsin. Meslektaşın serbest bıraktığı için soruşturma başlatılmış hakkında. Ha, nasıl karar verebilirsin kardeşim? İşte geçen gün bir müzisyen açlık grevinden hayatını kaybetti. Bir yargıç bir şey yazdı diye görevden alındı abi. Hakim Savcılar Kurulu. Yani her hakim hukuku değil, iktidarın şeyini çalacak. Şarkılarını söyleyecek. Onun dışında başka bir şey söylemek, farklı düşünmek yasak. Yok. Bu kabul edilebilir değil. Peki hocam, şimdi tabii ağırlıklı olarak evet biz bunları görüyoruz, biz bu sorunları görüyoruz. Yıllardır bunları duyuyoruz ama çözüm ne? Sizce bu işlerine bu işi nasıl çözeriz? Yani bu sadece aslında çok genel bir soru. Yani hukuk üzerine yığamayız bu işi. Yani çok ciddi sarmal bir problem örgüsüyle karşı karşıyayız. Ama en azından biz sizin fikirlerinize çok kıymet veriyoruz. Mevcut şikayetçi olduğumuz durumlarda pratik anlamda belki de kendi hayatımızda nereden başlayabiliriz? Hocam ideal şartlar olsa Türkiye'de hakimin verdiği kararı da eninde sonunda meclis belirler. Hakimler meclisin yaptığı yasalar çerçevesinde hareket eder. Mesela hayvanlara eziyet. Hakim ne yapsın abi? Meclis kanunu yapmamışsa bak şeyi eleştiriyoruz. Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan 2017'de kanun yaptı diyoruz, eleştiriyoruz. Hakimin kanun yapma yetkisi yok ki. Uygulama yetkisi var. O zaman mesele mecliste. Mecliste niye mesele oluyor, bu kanun çıkmıyor? Çünkü adamlar milletin temsilcisi değil ki. Genel başkanı seçmiş, onları belirlemiş. Seni buradan yazdım, seni buradan yazdım. Onun için adam seçmenin, seçmen kadına şiddet yasası istiyormuş. Seçmen hayvana şiddet yasası istiyormuş. Seçmen yüksek vergiden inim inliyor. Mesela TRT payı ya. Bir tane şeye bakar, kanuna bakar kardeşim. Veya o lanet yasadan kim yaptıysa o kanunu. Duruşmadaki iyi halden indirim. Herif kravatı takıyor, milleti doğramış, tecavüz etmiş. Kravatı takıyor, takım elbise, boynunu büküyor, pişmanım diyor. Hadi kes üçte birini, yolla. Çünkü kanun bu şeyi, esnekliği tanımış ona. Oturur bir tane kanun yaparsın, dersin bu esneklik mesneklik yok. Bu kadar yıldan az da yok. Hakimin burada takdir hakkı var, burada yok. Bunları kamu vicdanını rahatlatacak şekilde, insanların istediği şekilde kanunu yazdın mı, hakim de savcı da eli kolu bağlı kalır. Bunu uygular. Onun için yapılacak şey meclisin yapısı. Meclisteki 600 adamın genel başkanın emrinde değil, vatandaşın, seçmenin, kendi bölgesindeki seçmenin emrinde olması gerekiyor. Yani nereden geriye sar istediğin filmi, eninde sonunda meclise dayanıyor her şey.
Şimdi ilginç bir şey yazdı arkadaşım dedi. Ya madem bu kadar yoz ileride acaba bununla ilgili bir yazılım geliştirseler de hukukun yazılımı olsa diyor ama şimdi yazılımı geliştirenlerin de zihniyeti böyle olursa geliştirdikleri yazılım da yine kafalarına göre bir yazılım olacak. Yani Onu çok da faydası yapan olacak. ülkeler biliyorum. Var. Ona yani hakime takdir hakkı vermeden şunu yaptıysa 3 sene, şunu yaptı, bunu yaparken bunu yaptıysa 2 sene daha, bunu yaptıysa 1 sene daha, bunu da yaptıysa 6 ay daha, bu da böyle, bu da böyle, tamam mı? Bundan aşağı bir gün veremezsin diye böyle şeyler var, kurallar var Batı'da. Biraz daha bizim herhalde toplumumuzda çok iş yapmaz çünkü o zaman istediğin gibi yönlendiremezsin. Yani düşünün Çünkü şimdi. bizim toplumumuzda hakime gider önüne çıktığı adam kar tamili yakınımdır diyor. Tamam mı? Biz de biraz işte geçen hafta bahsetmiştik. Adamcılık işte batılı demeyelim. Uygar toplumlar biraz daha farklı bakıyor. Biz tanıdık arıyoruz. Her işimiz böyle bizim. Tanıdığımı Öyle. olayım, yoluma bakayım. Maalesef ki biz bu tanıdık üzerine kurguladığımız sistemle ilerliyoruz. Bir soru hocam. Mesela yargıda bazı konularda işte eksik kalan noktalar var demiştiniz. Mesela bir kızını döve döve öldüren bir adam hapishaneye düşmüş. Hapishanede de onu öldürmüşler. Yani şimdi cezalarla ilgili de sıkıntımız var. Demek ki caydırıcı cezalarımız yok. Adam kayırmacıları da çok. Cezaların caydırıcı olması lazım. Aslında bu konuda bir gün Serdar Aktan'ı alsan, o çok daha donanımlı bu Tabii. işin hukuki yönleri tarafından, ama dediğin doğru. Biz Besim Bey zamanında da çok komikti. Şeylerin önünde, adliyelerin önünde bir şey derdik. Dönen kapı var. Yani giriyorsun çıkıyorsun, giriyorsun çıkıyorsun. İçeride kalan yok. Yani infaz sistemi de öyleydi. Rahşan affından sonra da iş çığırından çıktı. Demin dediğim gibi indirim çok. Yok iyi. Tahrik abi, tahrik diye bir şey olur mu ya? Herif tahrik oldum diyor. Tahrik etti beni, dövdüm, öldürdüm, kestim, doğradım diyor. Ve hadi Maalesef. indir o zaman biraz da. Üstüne bir şey yap. Hani bir karikatür var çok meşhur. İşte 30 seneyle başlıyor. İyi halden 1/3 indiriyor. Tahrik olmuş 1/3 daha indiriyor. Onu indiriyor, bunu indiriyor. Hakim sana diyor ki Allah Allah, ulan diyor biz sana borçlu çıktık diyor. Sanık da bir daha olmasın, dikkat edin diyor. Tamam mı? Herif yani 30 seneyle yargılanan adam eksi düşüyor aldığı cezabı. Yani bir karikatür ama Türkiye'nin gerçeklerinden çıkıyor bu karikatürler. Onun için tahrik unsuru yasadan kalkacak abi. Tahrik oldum. Olma kardeşim. Olma. İrade diye bir şey var. Dön arkanı yürü. Küfürden tahrik olma. Kadından tahrik olma. Çünkü kimi neyi tahrik edeceği belli değil. Adamın bir kültürü var. Peçeli kadının gözünden tahrik olur. Tahrik oldum der abi. Bunun Evet. sonu nereye gider? Anlatabiliyor muyum? Yani bu Tabii. cezaların mutlaka caydır, yani suçu işleyecek adam 2 kere düşünecek kardeşim. Ben bir daha gün ışığını görebilir miyim? Görürsem ne zaman görürüm? Türkiye'de maalesef bu yok. Onun için milletin elinde silah, işte trafikte orada burada görüyorsun. Nasıl olsa bey, bak Batı toplumlarında, hukuk devletlerinde ben bu örneği hep veririm. Bir yerden mi duydum, kendim mi buldum onu hatırlamıyorum. Yani araklama değil. Diyor ki, ya da Çetin Altan'ın lafı derler buna ama ben belki bir yerden duydum. Batı toplumlarında birisiyle sorunun olduğu zaman, trafikte çarpıştın, kavga ettin, ne oldu, bu oldu. Adama şöyle diyorsun, seninle mahkemede hesaplaşırız. Amerika'da böyle. Seninle mahkemede görüşürüz. Geri kalmış, hukukun uğramadığı, adaletin terk ettiği toplumlarda haklı da olsan Allah belanı versin, Allah'ından bul diyorsun, arabana binip gidiyorsun. Çünkü güvenemiyorsun yargıya. Ama öbür adam güveniyor, senle mahkemede hesaplaşacağız diyor. Ben Amerika'da polise öyle söyledim, bana ceza yazan polis. Mahkemede görüşürüz dedim, görüşürüz dedi. Süratten yediğim cezayı, mahkemeye gittim, herif de geldi, ben kazandım abi.
Sürat yaptığım halde ben kazandım. Onu anlatmıştım bir yerde galiba. Galiba kalibrasyonu mu bozuktu, öyle mi hatırlıyorum? O Şeyin ayrı. alemi. O Ha, ayrı. Radara yakalamış. Ona radar diyor, bak diyor işte 55'te 75 gidiyordu. Ben de hakime dedim, bu radar dedim doğru gösterdiğini nereden bilelim? Kalibrasyonu var mı? Kalibre edildi mi? Hakim döndü, ne zaman edildi dedi. Bilmiyorum dedi adam. Dava düştü dedi. Kalibrasyonu getirdi. Ne zaman ölçüyorsun? Ne malum abi? Ben belki 60 gidiyordum, 75 gösterdi. Radar bozuk tamam. Olamaz mı? Ha? Olabilir. Bu kadar basit. Abi çok yoğun bir şekilde aldığım bir soru toplamı var. Yani şimdi bir karanlık bir tablo var önümüzde. Ciddi anlamda çizdiğiniz gerçekleriyle konuşalım. Şimdi hatırlıyorsunuz bir tablo çok karanlık abi. Tablo karanlık. Bir hatırlıyorsunuz, ismini vermeyeyim, bir tiyatrocunun söyleşisine katılmıştık. Orada da böyle hayaller, yarın çok güzel olacaklar vardı. Kalkıp yine aynı şekilde gerçekleri ifade etmiştik sonra. Şimdi maalesef ki bu karanlık tablo karşısında tespitlerinizde ifade ettiğiniz durumu LDP olarak veya işte siz şahsen hangi yollarla çözebilirsiniz? Yani biraz analitik bir soru bu. Yani toplumun da tabii düşünce yapısı müsait olması lazım. İşte önce şunu yapacağız, sonra bunu yapacağız, bunu yaparsak böyle olacak gibi. Fakat siz basitçe arkadaşlara en azından belki ilham olun diye kısa vadede olmasa da uzun vadede pratik anlamda nasıl çözümlerle ilerleyebiliriz? Türkiye'nin bu kararmış tablosunu nasıl aydınlatabiliriz? Birey olarak biz bunu yapabiliriz. Adalet ve hukuk açısından mı? Aslında biraz genel bir soru hocam bu. Yani sadece adalet ve hukuk açısından değil, bütün abi programları kapsıyor. Yanlış adama soruyorsun bunu. Yanlış adama soruyorsun bunu. Ben tünelin ucunda ışık görmüyorum abi. Yani ben bunu üniversite konferanslarına gittiğim zaman da bana hani karamsar, bize umut ver dendiği zaman ben diyorum ki abi bende yok. Benim kafa basmıyor bu işe. Siz de burada eğitimli pırıl pırıl 200-300 gençsiniz. Biriniz kalkın bana deyin ki abi bak bu olacak, bu olursa bu olacak, bundan sonra bu olacak, şu olacak, şu olacak. Ondan sonra biz gelişeceğiz, demokrasimiz geri gelecek, işte hür bir toplum olacağız. Refah gelecek, bu karanlık günler bitecek. Benim aklım almıyor abi, benim kafa basmıyor, benimki bu kadar. Benim bu gördüklerim, yani kimseden de çıkmıyor abi öyle söylediğim zaman. Maalesef. Yani maalesef. Yok maalesef. Bak şimdi iki tane yeni parti kuruluyor. Onun önünü kesmek için AK Parti'nin hoparlörünü devreye soktular, Bahçeli'yi. Siyasi partiler yasası değişsin, seçim kanunu değişsin. Sokmamak için abi. Yoksa daha adil, daha hür bir seçim sistemi gelsin. Temsili de adalet oluşsun. Efendim, meclisin yetkisi artsın da Erdoğan kabinesini denetlesin falan diye konuşmuyor Bahçeli. Sadece Erdoğan kabinesini nasıl korur, Erdoğan'ın yönetimi ilelebet nasıl devam eder, önüne çıkan engelleri demokratik olmayan yollardan nasıl elimine ederiz diye uğraşıyor. Onun için yeni partiler, bak ben ne zamandır iddia ediyorum, sen biliyorsun bunu. Seçim kanunu da değiştirirler demiştim ya, kaç ay önce, belki yıllar önce. İttifak yasalarını da gözden geçirirler, bunların başına dert olduğunu görürlerse. Erdoğan'ın oyu 50'nin altına düşerse %40 artı 1'i getirirler. 40'ın altına düşerse 30 artı 1'i getirirler. 30'un altına düşerse de o bak şeyi serbest bırakırlar. İstediği kadar aday, cumhurbaşkanı adayı olsun, kolaylaşsın ama tek turlu yapacağız derler. %25'i alan seçildi derler, götürürler işi. Hocam burada ben çok yanlış adamım abi, ışık görmüyorum, üzgünüm. Ya gerçekçi olmak daha önemli hocam. Belki bu sefer zihinler zorlanır, farklı çözümler çıkar. Bunlar bana yazsın abi, tartışalım. Yani burada tabii CHP'ye çok önemli bir görev düşüyor o zaman. Sizin bu az önce söylediğiniz Deva Partisi ve diğer parti, işte ismi aklıma gelmedi özür dilerim, Gelecek Partisi. Bunların meclise girmesi için CHP'nin rol üstlenecek. Ama şimdi bu çok tıkanmış bir yer. Bize mesela hiçbir şans verilmedi. Veya çok farklı, çok renkli partiler var. Bunlara hiç şans tanımadı, dinlenmedi bile. Türkiye'de yani biraz bazı şeyler, ben anlıyorum karamsarlığınızı ama arkadaşlarına sorduklarına biraz
tercüme etmek istiyorum size. Türkiye'deki bu karanlığın sebebi bir yerde de muhalefetin artık tek başına şövalyelik yapması değil mi? Bak olay ne biliyor musun? Bence Kılıçdaroğlu kafaya yerleştirmiş abi. Ben havuz, benim tırtıklamam gereken havuz dinci muhafazakarlıkta. Hani ben sosyal demokrat diye geçiniyorum ama benim puanımı 2-3 puan arttırabilmem için dinci muhafazakar kesimden oy tırtıklamam lazım. İşte onun için Bekaroğlu'nu meclise taşıyor, Abdülhatif Şener'i meclise taşıyor, Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösteriyor falan filan, tamam mı? Şimdi de şeyle flört ediyor. Ya İyi Parti'yi meclise taşıyor. Hep muhafazakar sağıyla flört ediyor. Dikkat et bak. Şimdi de Ali Babacan Gül'ün sicili belli abi. Bugünlere gelmemize MİT yasası, internet yasasını imzalayan kim ya? Kim? Ondan sonra Gelecek Partisi yok. Neyse Davutoğlu. Şimdi onlarla flört etmeye başladı. Anlatabiliyor muyum? O zaman Türkiye bu şeyden muhafazakarlıktan kurtulamıyor. Muhafazakar zihniyetin siyasete hükmetmesinden kurtulamıyor. Muhalefetin en büyük suçu burada ya. Senin görevin abi, sen bizim gibi yapması lazım. İnandığı değerlerden taviz vermeden bunu halkın beynine vura 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 işlemesi lazım. Ama bunu yapmıyor. Kolayına kaçıyor. Ben önce diyor yanıma bunları, oy potansiyeli olanları çekeyim. Ama bunlar benim tamamen şeyime, zıttımda partiler de olsa. Yani omurga lazım biraz, biliyor musun? Dik durmak lazım. Doğru. Doğru. Ben bu konuda biraz mesela Kürt kökenli seçmenlerin de çok dar bir alanda kaldığını düşünüyorum. Mesela HDP'yi çok ciddi bir şekilde işte terörle bir araya getirdiler ki burada da birçok eleştirimiz vardı. Madem bu adamın böyle bir suçu vardı, sen bu adamı niye seçme soktun? Bu kadar insanın suistimal edilmesine niye izin verdin gibi bir soru var. Peki, tamam bunu geçtik. O her dört bir yerden bunu bangır bangır veriyor. CHP veya diğer muhalefet partileri maalesef Kürt kökenli seçmenleri de yeni alanlar açmasına izin vermiyor. Yani işte alternatifi ne abi Kürt kökenli seçmenin? HDP'li olabilir, Hüdaparcı olabilir veya AK Partili olabilir. Adam kendine herhangi bir alternatif göremiyor çünkü alternatifini destekleyecek bir muhalefet yok. Yani muhalefet olmak sadece, ben bu bir şahsi bir soru olacak ama görüşünüzü merak ediyorum. Muhalefet olmak sadece iktidarın söylediklerini itiraz etmek demek midir? Yani bu mudur Hayır, muhalefet? değil. Değil tabii ki. Hayır, Sizce bir yani muhalefet nasıl olmalı? abi icabında doğruya doğru demeyi bilmeli. Yani bana bazen soruyorlar AK Parti hiçbir şey mi doğru yapmadı? Ben de sayıyorum doğru yaptığı şeyleri. Ne bileyim, mesela bizim partinin bir sloganı vardır. Üretim, ulaşım üretimden daha önemlidir diye. Ne demek bu? Yani Karadeniz kıyısında yakalanan hamsiyi sen Antalya'ya, Adana'ya gönderemiyorsan o hamsinin hiçbir değeri yoktur abi. Tarlada gübre olur o. Tarladaki domates şehre gidemiyorsa, ulaşımı yoksa, yollarda çürüyecekse onun hiçbir değeri yoktur. Ulaşım öyle. Onun için duble yollar fena değil ama maliyetini saklamayacak abi. Milletin parası bu. Anlatabiliyor muyum? Kilometre başına mali. Hızlı tren. Bravo, hızlı tren iyi ama maliyeti bilelim kardeşim. İtalya'da kaça yapılmış daha hızlısı, Japonya'da, Fransa'da kaça yapılmış, sen kaça yaptırdın? Maliyetini bilelim. Sağlık sistemi. Yaptığı reform iyi, fena değil. Parayı daha verimli kullanıyor. Çünkü ilacın en büyük müşterisi devlet. İlaç şirketleriyle pazarlığa giriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu doğru. Tasarrufa gidiyor. Ama bu da sürdürülebilir değil. Çünkü böyle bir sağlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun da faturasını bizden sonraki nesil ödeyecek. Yani bugün bizim kullandığımız ilaçların, gittiğimiz doktorların, hastanelerin. Hani doğru yaptığı şeyler ve Doğu Akdeniz'de dik durması, gaz hakkında falan dış politikada hani tek aklıma gelen o. Ama 3 tane, 4 taneyi geçmez ama 40 tane de yanlışını sayarım. Ama doğruya doğru. Yani burada şey yok. Yalnız bu HDP konusunda benim anlamadığım ne biliyor musun? Niçin HDP dışında bir
etnik Kürt partisi kurulamıyor. Madem bu kadar ihtiyaç var, niye birisi çıkıp da kuramıyor, kurmuyor? Niye biliyor musun? Bence Güneydoğu'da parti kurup da PKK'dan kendini arındırmak mümkün mü değil mi onu bilmiyorum. Yani 1980-2020 40 senedir bölgede varlığını sürdürmüş toplumun her şeyine, bölümüne nüfuz etmiş bir terör örgütü ve onun sivil temsilcileri diyelim. Böyle bir Güneydoğu'da, kırsalında hükümranlık kurmuş yıllarca, korku salmış bir terör örgütünden bağımsız bir Kürt partisini kurmak acaba mümkün mü değil mi? O da niye mümkün değil? Değilse niye değil? Çünkü ihtiyaç var. Var. İhtiyaç var. Ama bu kurulamıyor. Bunu mesela sosyologların, terör uzmanlarının, devletin de bunu bir araştırması lazım abi. Tabii. Çok ciddi bir konu. Yani biz yüksekteyken de bu konuya çok girmiştim. Birkaç tane yazım oldu bunda. Hatta tezimde de işlemiştim bu konuyu. Abi hiçbir alternatif yok. Yok ya, alternatif çıkmıyor. Çünkü ben hayatımda gitmedim Güneydoğu'yu, bilmiyorum ama bana anlatılanlar, yani hatta tanıdığım bazı polislerin, askerlerin anlattığı, yani bu orada bu bir gerçek. Üniversitede gerçek, belediyelerde gerçek, yerel yönetimde, orada burada, yani bu adamlar 40 sene burada şeyin hükümranlıklarını yer altından illegal bir şekilde sürdürmüşler. Demek ki millet istese de bu şeyden kurtulamıyor belki de. Bilmiyorum. Gittim görmedim ama merak ediyorum. Niye ikinci bir daha ılımlı, daha Türkiye'yi kucaklayıcı. Mesela bir tane şey var. Hüdapar var. Bir de HDP var. HDP Marksist. Söylüyor adam. Yani tamamen solda bir parti. Peki ılımlı merkezde bir parti Güneydoğu'dan çıkamaz mı diye insan da düşünmeden edemiyor. Ha, burada terör ortak bir sorunsa iktidarı muhalefeti bunu siyasi bir aracı çevirmeden farklı grupları destekleyebilir. Yani burada çok zor bir şey değil aslında. Doğru. Yalnız şunun da altını çizerek söyleyeyim. HDP'nin eğer argümanı hala Kürtlerin siyasi haklarıysa o geçerli değil kardeşim. Evet. Bak. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP MHP'den fazla oy aldı. Evet. CHP'den sonra meclise girdi. İkinci muhalif parti oldu. En büyük ikinci muhalefet partisi oldu. O dönemde bir ara hükümet kuruldu. Orada Davutoğlu Başbakanlığında onlara bakanlık verildi. HDP yürütmede söz sahibi oldu. Bakanlıklar aldı o dönemde. Yasamada zaten söz sahibi, meclis komisyonlarında oyu kadar temsil ediliyor. Meclis yargı mensuplarını, YÖK adaylarını, yüksek yargı adaylarını, onu bunu bürokratları belirlerken Cumhurbaşkanı işlerinden seçsin diye orada da söz sahibi. 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 kişi vardı abi pusulada. Evet abi. Bir tanesi HDP'nin adayıydı. Bir sosyal abi. Demokrat yoktu o pusulada. Bir liberal yoktu, bir ulusalcı yoktu, bir milliyetçi yoktu. Bir dinci vardı, bir dindar vardı, bir HDP'li vardı. Daha ne işi? Hangi siyasi ya bize LDP'ye, diğer DSP'ye, ona buna, Demokrat Parti'ye verilmeyen haklar HDP'ye veriliyor abi. Bize hiçbir şey verilmiyor abi. Ne veriliyor? Bize hiçbir şey veriliyor. Seçime bile sokmuyorlar bizi. Hazine yardımı da alıyor. Komisyonlarda söz sahibi. Mecliste söz sahibi. Cumhurbaşkanlığına aday çıkarabiliyor. Onun için o Kürtlerin siyasi hakları dendiği zaman haksızlıklar var mı? Doğru, tamam. Ayrımcılık olabilir. Tamam mı? Uygulamalar kabul ediyorum. Ama siyasi hak dendiği zaman bir partiye kurumsal olarak
yani başka pek çok partiye verilmeyen haklar HDP'ye veriliyor. Orada bir daha düşünmeleri lazım. Tabii nasıl kullandıkları da önemli, aldıkları hakkı. Evet. Yani sadece almak değil, o hakkı kullanmak da önemli. Sonuçta malzemeyi verirsen abi karşındaki rakibine, o da sana karşı bunu kullanacaktır. Çok basit bir matematik. Ama genel anlamda, şimdi bizim bu programı bitireceğim artık. Bir saat 10 dakika oluyor neredeyse. Sizin sendikadan veto yiyeceğiz. Yemeden hızlıca toparlayayım. Bu 5 programın özünde de Türk toplumunun genel itibariyle muhafazakar bir görüşe sahip olduğunu, biz bu fikirlerle bu muhafazakar düşünceleri biraz kırmaya çalıştığımızı ifade ettik açıkçası. Yani kırılması gerektiğini söyledik veya nasıl olduğunu dünya örnekleriyle anlattık. Bu son konuştuğumuz konu da keza öyle. Kim hangi köşeyi tuttuysa o muhafazakar zihniyet o köşesini bırakmıyor. Ve farklı fikirleri, renkli insanlara, yeni düşüncelere maalesef alan açmıyor. Belki de ileride değişir umudu. Ben besliyorum gencim ama siz tecrübelisiniz bu konuda. Biraz daha karamsarsınız bize göre. Güzel, çok verimli bir program oldu hocam. Bayağı soru aldık. Çok fazla katılım aldık. Arkadaşlara bir müjde verelim. Seri bitiyor ama devam edecek. Bu sefer YouTube kanalımızda canlı olarak devam edeceğiz. Partinin YouTube kanalında. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Hocam ben bu tabii sen beni ikna ettin bunları, bu çekimleri yapmaya. Bana üniversite öğrencilerinden çok sorular geliyor. Onlar da hani ya kardeşim Nagihan Alçı da liberal, biz de liberaliz. Rasim de liberal, Barlaslar da liberal diye geçiniyor. Biz de liberalciz diye geçiniyoruz. Tabii gençlerin kafa karışıyor. Bu çekimleri yapmamın nedeni hem üniversitelerde bizim partiyi, bizim savunduğumuz değerleri, ilkeleri proje, ödev olarak üstlenmiş gençler var. Hani bu da arşivde durur. Sorular geldiği zaman biz onları buraya yönlendiririz. Tabii. İşte tam olarak liberalizm nedir, nedir diye. Eğer şey yapacaksak, önümüzdeki hafta devam edeceksek, tabii, bazı demokratik ilkelerden bahsedelim. Parti mesela dar bölge seçim sisteminden bahsedelim. O neyin nesidir, nasıl işler diye. Diğer konulardan bahsederiz. Ekonomi olsun, şey olsun, neydi onun adı? Kuvvetler ayrımı olsun. Mesela biz bir senato olmasını savunuyoruz. Bir programda onun altını doldururuz falan. Onun için gençler... üniversitede, lisede, liselerden de çok ilgi var. Hani ne olduğunu anlamak için bu çekimleri yaptık. Sayende oldu valla. Estağfurullah. Çok sana da teşekkür ederim. Bu işi organize ettiğin için. Yine duyururuz, devam ederiz Aziz. O zaman haftaya dar bölge seçim sistemiyle devam ediyoruz diyelim. Memnuniyetle. Anlaştık. Çok, çok teşekkür ederiz abi. Vaktimiz de doldu. Çok da uzatmadan. Sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar efendim. Bay bay.